Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün sizler için yine keyifli bir masal hazırladım. Umarım keyifle izler, keyifle dinlersiniz. Hepinize iyi seyirler. Ekranlarınızın başına tekrar bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, bugünkü masalımızın kahramanı küçük bir kırlangıç kuşudur sevgili çocuklar. Kasabanın bir tanesinde emekliliği gelmiş, yaşlıca bir adam emekli olmuş, evinde yalnız başına yaşarmış. Ve kimseyle de pek görüşmezmiş sevgili çocuklar. Günlerce evinden dışarı çıkmaz, bazı haftalar hava almak için parka çıkar, birkaç saat parkta oturur, yeniden evine dönermiş bu yaşlı adam. Gün boyu evinin işleriyle uğraşırmış evin içerisinde sevgili çocuklar. Bu sevimli küçük kırlangıç kuşu bu adamın evinin üstünde böyle uçmuş uçmuş ve doğruca gelmiş adamın penceresinin pervazına konuvermiş sevgili çocuklar. Pencereden içeri bakmış, bir müddet bu yaşlı adamı izlemiş. Bu arada bu yaşlı adamı bu kırlangıç kuşu çok sevmiş. Adeta bu adama aşık olmuş sevgili çocuklar. Ve gagasıyla hemen bu adamın penceresinin camına tık 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 vurmaya başlamış. Ve adam, adam, içerideki yaşlı adam bakmış bir ses geliyor. Ama nereden geliyor? Araştırmış, sağına bakmış, soluna bakmış ama bir türlü sesin sahibini bulamamış. Kafasını kaldırmış, bakmış ki pencerede küçük bir kuş duruyor. Hemen şöyle yaklaşmış camın önüne. Hadi oradan demiş. Pişt, 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 git demiş. Kuş uçmuş, evin etrafında dolaşmış, dolaşmış ama adamı çok sevmiş. Bir türlü adamın evinin etrafından ayrılamıyormuş sevgili çocuklar. Tekrar dönmüş, dolaşmış, adamın penceresine gelmiş, konmuş. Yine bir müddet adamı büyük bir sevgiyle, büyük bir aşkla izlemiş pencereden. Ve dayanamamış. Tekrar adamın penceresinin camına gagasıyla tık 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 vurmaya başlamış. Adam sağına soluna bakmış. Oradan bizim küçük kırlangıç kuşu tekrar seslenmiş. Adam! Adam! Adam kafasını kaldırmış. Baksa ki yine pencerede aynı kuş duruyor. Varmış pencereye. Sen ne istiyorsun demiş be kuş. Biraz önce ben seni kovalamadım mı ha? Kırlangıç kuşu. Adam! Adam! Kızma. Hadi aç şu pencereyi. Al beni içeriye. Seninle arkadaş olalım ha? Seninle bütün gün yarenlik ederim. Sana arkadaşlık ederim. Yalnızlığını unuttururum sana. Ha? Seninle sohbet ederim. Hadi aç da al beni içeri demiş. Adam bu kez ihtiyar yaşlı aksi bir adama dönüşmüş. Hayır demiş. Ben seni içeri alamam. El alem ne der? Beni el aleme rezil mi edeceksin? Bir kuşla arkadaşlık ediyor diye. Ha? Hadi bakalım demiş. Pişt, pişt, pişt. Git buradan demiş ve kuşu tekrar kovalamış çocuklar. Kuş çaresiz uçmuş, uçmuş ama bir türlü gidememiş. Tekrar adamın evinin üstünde uçup 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 girip adamın penceresine bir kez daha konmuş. Son kez sevgili çocuklar. Yine adamı bir müddet camdan seyretmiş. Büyük bir aşk sevgili çocuklar. Aşk bu. Dememiş bir türlü. Yine dayanamamış. Adamın camına kakasıyla tık 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 vurmaya başlamış. Adam! Adam! Adam tekrar başını kaldırıyor. Baksa ki yine aynı kuş pencerede. Geliyor bu kez pencerenin camını açıyor. Ne istiyorsun be kuş diyor. Biraz önce ben seni iki kez kovalamadım mı ha? Niye geldin? Derdin nedir diyor. Adam sinirlenme. Sakin ol. Bak önümüz kış. Kış gelmek üzere. Sen de yalnızsın. Hadi al beni içeri. Kış boyunca sana arkadaşlık ederim. Seninle yarenlik ederim. Yalnızlığını unuttururum. Ha? Benim de sıcak bir yuvam olur. Hadi al beni içeri. Seninle arkadaş olmak istiyorum diyor. Adam hayır der. Benim arkadaş ihtiyacım yok.
Ben kendi kendime yeterim. Seni içeri alıp da el aleme rezil mi olacağım der. Git buradan der. Hadi hadi. Pişt pişt der. Sinirlenir ve kuşu elini tersiyle iter. Kuş çaresiz uçar ve gider sevgili çocuklar. Gider, bir daha da dönmez. Günler haftaları, haftalar ayları kovalamaya başlamıştır sevgili çocuklar. Aradan aylar geçmiş ve kış bitmek üzereymiş sevgili çocuklar. Kış bitip bahar gelmek üzereymiş. Adam kış boyunca çok yalnız kalmış, çok canı sıkılmış. Kendi kendine bir gün oturup konuşuyormuş. Ne olacaktı sanki? Bak o kuş seni çok sevmiş. Atsaydın pencereyi, atsaydın içeri ha? Bak bir kış boyu çok canın sıkıldı yalnızlıktan. Sana arkadaşlık ederdi. Neden almadın ha? Ya demiş ben ne yapıyorum? Kafayı bozdum galiba. Kendi kendime konuşuyorum demiş. Ama gerçekten adam da o kuşu sevmiş. Şimdi yalan haram. Ya demiş dur. Kış bitti. Artık bahar geliyor. Bu kuş kırlangıç kuşu göçmen bir kuştur. Bunlar kış geldi mi sıcak bölgelere uçarlar sonra da tekrar dönerler demiş. Hemen koşmuş gitmiş pencereyi açmış sevgili çocuklar. Pencerenin önüne rengarenk çiçeklerden oluşan saksılar yerleştirmiş. Bu kuş demiş mutlaka artık bahar geliyor gelecek benimle arkadaş olacak demiş. Çok sevinmiş ve pencereyi eline koymuş. Beklemeye başlamış kırlangıç kuşu gelsin diye. Bakmış ne gelen var ne giden var. Bir müddet sonra bir kuş sürüsü gelmiş adamın evinin üzerinden geçmek üzereymiş. Hemen seslenmiş kuşa. Hey demiş benim bir kuşum vardı. Böyle tepesi kırmızı tüylü kahverengi tüyleri olan bir kuş. Gördünüz mü ha? Gördünüz mü dermiş. Kuşlar adamın evinden geçerken yok 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 diye geçmişler gitmişler. Hemen arkasından bir kuş sürüsü daha geliyormuş. Adam tekrar elini uzatmış, pencereden dışarı sakmış. Düşmek üzereymiş adeta. Hemen seslenmiş. Hey kuşlar, benim bir kuşum vardı. Adı Kırlangıç. Hani böyle kanadının altında sarı tüyleri olan kuş. Gördünüz mü ha? Gördünüz mü? Gelecek mi? Demiş. O kuş kafilesi de adamın evinin önünden geçerken yok, 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 yok diye uçmuşlar, gitmişler. Beklemiş, beklemiş ama o gün o kırlangıç gelmemiş. Adam çok üzülüyormuş. Demiş ki bunu bilse bize bizim Bilge dede bilir. Ben demiş hemen Bilge dedeye gidip sorayım. Neden gelmedi bu kuş? Ne oldu acaba demiş. Ve hemen Bilge dedeye gider. Bilge dede sana bir şey sormak istiyorum der. Bilge dede sor evlat der. Bilge dede birisi vardı. Benimle arkadaşlık olmak istiyordu. Beni çok seviyordu ama ben onu kovaladım, kovaladım, kovaladım. Gitti ve bir daha gelmediler. Bilge dede, nasıl birisiydi evlat der. Bilge dede, birisi dediysem adam değil, bu bir kuştu der. Bilge dede, cinsi neydi evlat der. Kırlangıçtu, kırlangıç kuşuydu. Bilge dede der. Evlat, sen bilmez misin? Kırlangıç kuşlarının ömrü 6 aydır. Gittiler mi? Bir daha dönmezler der. Evet sevgili çocuklar. Kırlangıç kuşlarının ömrü 6 aydır. Gittiler mi? Bir daha dönmezler. Siz olun. Kapınıza kadar gelen kırlangıç kuşlarına kış demeyin. Onları kovalamayın. Benden söylemesin. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bir başka masalda buluşmak dileğiyle. Sizleri gözlerinizden öpüyorum. Arasmadık.